MIT Açık Ders Malzemeleri Lineer Cebir 18.06 12. Ders. Pekala, bu 12. dersimiz. 12. dersimize ulaştık. Ve bu kısım doğrusal cebirin uygulaması açısından diğerlerinden daha fazlasına sahip. Ve şimdi itiraf edeceğim. Size sıfır veya satır uzayları için örnekler verirken ben küçük matrislerle çalıştım. Görüyorsunuz. Çalışacağım matrisi kendim kuruyordum. Ve bu konuda kendim biraz suçlu hissediyorum. Çünkü gerçekte doğrusal cebirde başka yerlerden gelen matrisler kullanılır. Onlar hocalar tarafından gelişigüzel seçilmezler. Uygulamadan gelirler. Belirli bir yapıya sahiptirler. Ve onlarla çalışanlar bu belirli yapıyı kullanırlar. Belirteyim ki bu hafta sonu kimya profesörleriyle bir nedenden dolayı bir aradaydım. Bu adamlar matrislerde satır indirgemesi yapıyordu. Ve hangi matrislerle çalışıyorlardı? Onların küçük matrisleri. Onlara her bir elemanın kaçta kaçının veya her molekülün bir reaksiyona moleküllerden kaçta kaçı dahil oluyor ve sonuçta ne çıkıyor söylüyordu. Ve satır indirgemeyle karışık bir reaksiyonun net resmini elde ediyorlar. Ve bu hafta sonu MathWorks'deki o Natick'te 9. sokağın hemen yanında bir çeşit doğum günü partisinde olacağım. Bu MATLAB'in yaratıldığı yer. Aa, çok çok başarılı. Acayip başarılı bir yazılım programı. Ve konferans bu programın doğrusal cebirde nasıl kullanıldığı hakkında olacak. Ve bugün uygulamalı matematikte en önemli model olduğunu düşündüğüm konu hakkında konuşacağım. Ve bunun için kendimi iyi hissediyorum. Ve ayrık model bir grafiktir. Yani bir grafik çizebilir miyim? Onunla ilgili bir matris yazacak. Ve bu matrislerin büyük kaynağını göreceğiz. Bir grafikte kenarlar ve köşe noktaları var. Tamam. Ve bir grafik çizeceğim. Yani burada küçük bir grafik oluşturacağım. Geçen sefer bahsettiğim gibi bütün telefonların ya da dünyadaki bütün insanların grafikleriyle ilgileneceğiz. Burada 1, 2, 3 köşelerini alayım. Ya bir kenar koysam iyi olur. Köşeye 4'e bir kenar. Ve köşe 4'e başka bir kenar koyayım. Nasıl oldu? 4 köşeli bir grafik var. Demek ki n 4 olacak. N eşit 4 köşe. Ve matriste m eşit bu sayı her kenar için bir satır olacak. Yani 1, 2, 3, 4, 5 kenar var. Yani bu sayı satırların sayısı olacak. Ve çalışmak istediğim bu matrisi yazmam gerekir. Her bir kenarın doğrultusunu vermem gerekir. Böylece bir artı ve bir eksi doğrultu olduğunu biliyorum. Böylece bunu bir yokla göstereceğim. Demek ki 1'den 2'ye, 1'den 3'e, 2'den 3'e, 1'den 4'e, 3'ten 4'e. Bu bana gösteriyor ki bu kenarlarda akımın akışı varsa o zaman okun yönünde veya okun ters yönünde gitmesine bağlı olarak pozitif ya da negatif almam gerektiğini biliyorum. Fakat bu okları gelişigüzel çizdim. Tamam. Çünkü ben gelecek örneğimde yapacağım örnekte voltaj farkı, akım gibi kelimeleri kullanacağım. Başka bir deyişle bir elektrik ağı düşünüyorum. Ama bu sadece bir olasılık.
Uygulamalı matematik dersim bu örnek üzerine kurulu olacak. Bu bir hidrolik ağ olabilir. Yani su akışı veya petrol akışı yapıyor olabiliriz. Diğer örnekler, bu bir yapı olabilir. Bir köprünün dizaynı ya da Buckminster Fuller Stadyumu'nun bir dizaynı gibi. Ya da diğer birçok olasılık. Fakat temel örnek olarak voltajlar ve akımları alalım. Ve grafiğin söylediğini tam olarak gösteren bir matris yaratayım. Böylece şimdi buna ilişki yani incidence matris diyeceğim. İlişki matrisi. Tamam. Hadi onu yazayım ve onun özellikleri neler görelim. Demek ki her bir satır bir kenara karşılık gelecek. 5 kenardan 5 satırım var ve bu grafiğin neye benzediğini tekrar yazayım. Tamam. Birinci kenar. Kenar 1. Köşe 1'den köşe 2'ye gider. Eksi 1 ve artı 1 koyacağım. Bunlar köşe 1, 2, 3 ve 4'e karşılık gelen sütunlar. Bu 5 satır, birinci satır kenar 1'e karşılık gelir. Birinci kenar birinci köşeden ayrılır. Ve ikinci köşeye gider ve bu 3 ve 4'e dokunmaz. Kenar 2. Kenar 2 şuraya, henüz numaralandırmadım bu kenarları. Söylemedim ama bu muhtemelen kenar 1'di. Haydi bunu kenar 1 olarak alayım. Bunu kenar 2 olarak alayım. Şunu kenar 3 olarak alayım. Şu kenar 4 olsun. Oh, keşfediyorum. Keşfediyorum. Hayır, durun bir dakika. Bunu iki kez mi numaralandırdım? Burada kenar 4 ve bu da kenar 5. Tamam. Pekala. Yani böylece kenar 1 söylediğim gibi birinci köşeden ikinci köşeye gidiyor. İkinci kenar 2'den 3'e, ikinci köşeden 3. köşeye gider. Yani ikinci ve üçüncü sütunda eksi 1 ve 1 olacak. Üçüncü kenar 1'den 3'e gider. Bu üç kenarda biraz durmak bana cazip geliyor. Kenarlar 1, 2, 3 bu yapı ne olur? Kenar 1, 2 ve 3 tarafından oluşturulan küçük alt grafikler diyeceğim yapılar oluştururlar. Bu bir döngüdür. Ve döngü sayıları ve pozisyonları önemli olacak. Tamam. Aslında burada döngüler hakkında ilginç bir nokta var. Kenar 1, 2, 3'e karşılık gelen şu satırlara bakarsam ve bu adamlar bir döngü oluşturuyorsa bana söyleyin. Eğer bu matrisin bu kadarına bakarsam doğal olarak sormam gereken soru bu satırlar bağımsız mı? Bu satırlar bağımsız mıdır? Ve onların bağımlı ya da bağımsız olduklarını buna bakarak söyleyebilir misiniz? Bu üç satır arasında bir ilişki görüyor musunuz? Evet. Bu satırı şu satıra eklersem bu satırı elde ederim. Böylece yani burada bir ipucu var gibi bu döngüler doğrusal bağımlı sütunlara, doğrusal bağımlı satırlara karşılık gelir. Tamam. Bu ilişki matrisini tamamlayayım. Numara 4. Dördüncü kenar köşe 1'den köşe 4'e gidiyor. Ve bu 5. kenar 3. köşeden 4. köşeye gidiyor. Tamam. İşte matrisim burada. 5 kenar ve 4 köşeden oluştu. Ve eğer grafiğim büyükse büyük matrisim olur. Ve matrisler hakkında hangi soruları sorarım? Sorabilir miyim? İşte şimdi bu tekrar etme olacak. Bu bir yerlerden gelen bir matris. Eğer büyük bir grafik olsaydı bir sürü sıfırları olan büyük bir matris olurdu değil mi? Çünkü her satırda sadece iki tane sıfır olmayan vardır. Yani sayısı çok seyrek bir matristir. Sıfır olmayanların sayısı tam olarak
2 kere 5, 2 m'dir. Her satırda sadece 2 tane sıfır olmayan var ve bu yapıda birçok şey var. Ve başlarken vurgulamak istediğim nokta bu grafiklerin, bu gerçek grafiklerin büyük yapılara sahip gerçek problemlerden oluştuğuydu. Tamam. Matrisler hakkında temel soruları sorabilir ve onların yapılarından dolayı bu soruları cevaplayabiliriz. Böylece birinci soru. Sıfır uzayı hakkında ne söyleyebiliriz? Bu matrisin sıfır uzayı için sorsam şunu sorardım. Matrisin sütunlarına bakarsam bu sütunlar bağımsız mı diye soruyorum. Bu sütunlar bağımsızlarsa o zaman sıfır uzayında ne var? Sadece sıfır vektörü, değil mi? Sıfır uzayı bu sütunların bileşiminde ne olduğunu söyler. Sıfırı elde etmek için nasıl bir bileşim olacağını söyler. Ve bu matrisin sıfır uzayında sıfır vektöründen başka herhangi bir şey var mı? Başka bir deyişle bu 4 sütun bağımlı mı, bağımsız mı? Tamam, işte bizim sorumuz bu. Bakalım, cevabı görüyor musunuz bilmiyorum. Bir şey var mı? Hadi görelim. Sanırım onu düzgünce yapabiliriz. Ax eşit 0'ı çözebiliriz. 0 uzayını bulmak için Ax eşit 0'ı çözeyim. Tamam, Ax nedir? Burada x için küçük harflerle x1, x2, x3 ve x4'ü kullanabilir miyim? Yani 4 sütun var. Şimdi ax bu matris çarpı x oldu. Ve ax için ne elde ettim? Kamera oradaki matris çarpımında kalabilirse ben cevabı buraya yazacağım. Ax eşit, ax'in birinci elemanı ne? Bu birinci satırı -1, 1, 0, 0 alır ve x ile çarparsam ve tabii ki x2 eksi x1 elde ederim. İkinci satır x3 eksi x2 olur. Üçüncü satırdan x3 eksi x1 elde ederim. Dördüncü satırdan x4 eksi x1 elde ederim. Ve 5. satırdan x4 eksi x3 elde ederim. Ve bu şeylerin ne zaman sıfır olduklarını bilmek istiyorum. Bu benim denklemim. X eşit 0. Bu A matrisinin ne yaptığını görmeye çalışın. Her bir kenarda oluşan farkları, voltaj farkını hesaplayan bir matris oluşturduk. Hatta bunun anlamını vererek başlayayım. X1, X2, X3, X4 olan bu X vektörünü köşelerdeki voltajlar olarak düşüneceğim. Yani yeni bir kelime. Köşelerdeki voltajı tanıtıyorum. Ve şimdi bunu A ile çarparsam şu 5 elemanı x2 eksi x1 vesaire elde ederim. Ve bunlar nedir? Onlar voltaj farklarıdır. İşte A bunu hesaplar. Köşelerde voltajlarım varsa ve A ile çarparsam bu bana voltaj farklarını kenarlar boyunca olan voltaj farkını verir. Tamam. Bu farkların tümü ne zaman sıfır oldu? Yani sıfır uzayını arayacağım. Tabii ki tüm x'ler sıfırsa o zaman sıfır elde ederim. Bu tabii ki bana sıfır vektörünün sıfır uzayında olduğunu söyler. Ama sıfır uzayında daha fazlası var. A'nın bu sütunları bağımlıdır, değil mi? Çünkü bu denklemin çözümlerini bulabiliyorum. Bana sıfır uzayını söyleyin.
sıfır uzayında olan bir vektör söyleyin. 4 elemanı olan ve bu şeyleri sıfır yapan bir x söyleyin. Bunu yapan güzel bir x nedir? 1, 1, 1, 1. Sabit voltaj. Voltajlar sabitse o zaman bütün voltaj farkları sıfır olur. Ve bu x sıfır uzayındadır. Sıfır uzayında başka ne var? Eğer o, evet, her zaman sorduğum gibi sıfır uzayı için bana bir taban verin. Sıfır uzayı için bir taban sadece bu olacak. Yani hepsi bu. İşte bu sıfır uzayı için bir taban. Sıfır uzayı aslında tek boyutlu ve bundan geçen bütün vektörler doğrusudur. Yani onun için bir taban var ve işte bütün sıfır uzayı burada. 4 boyutlu uzayda bütün doğrular 1, 1, 1, 1'in herhangi bir katıdır. Bunun sıfır uzayı olduğunu görüyor musunuz? A'nın sıfır uzayının boyutu 1'dir. Ve burada onun için bir taban var. Ve olan her şey bunun içinde. Güzel. Bu adam sıfır uzayında fiziksel olarak bu ne demek? Yani uygulamada bunun anlamı ne? Bu voltajlar sadece sabit kadar belirlenebilir demektir. Voltaj farkları akımın akışını yaratır. Bu hareketi yaratan budur. Ağımızda ikinci köşe ve birinci köşe arasında bir şeylerin hareket etmesini sağlayan şey bu voltaj farklarıdır. Bütün voltajlar sıfır olsaydı hiçbir şey hareket etmezdi. Bütün voltajlar C, C, C ve C olsalardı o zaman hiçbir şey hareket etmezdi. Böylece bu tek parametremiz, bu keyfi sabitimiz, bütün voltajları düşürür ya da yükseltir. Bu futbol takımlarını sıralama gibi her ne demekse. Bir var, bir olduğunu orada bir sabit ya da sıcaklıklara bakınca daha yüksek sıcaklıktan daha düşük sıcaklığa doğru bir ısı akışı olduğunu biliyorsunuz. Eğer sıcaklıklar eşitse orada akış olmaz. Ve böyle ölçebiliriz. Celsius'la ya da mutlak sıfırdan başlayarak sıcaklıkları ölçebiliriz. Ve bu keyfi sabit, aynı keyfi sabit orada kalkülüste de vardı. Kalkülüste bir integrali, belirsiz bir integrali alırken bir artı c vardı. Ve C'nin ne olduğunu bulmak için bir başlangıç noktası ayarlamanız gerekiyordu. Burada genelde olan voltajlardan birini sabitlemektir. Sonuncusu gibi. Alışılmış olan bu köşeyi topraklamaktır. Voltajı sıfırlıyorsun. Ve bunu yaparak voltajı sabitlemiş oluruz. Ve bu bizim için bir bilinmeyen olmaktan çıkar. Bu sütun yok olur. Ve şu üç sütunla kalırız. Bunlar da bağımsızdırlar. Yani bu sütunu burada bırakıyorum. Ama bir köşeyi topraklamanın ondan kurtulmanın yolu olduğunu unutmayacağız. Ve bir köşe topraklama, bir köşeyi bir voltajı sıfır olarak tanımlamak bütün voltajlar için bir referans noktası oluşturur. Sonra başkalarını hesaplayabiliriz. Tamam. Şimdi bu matrisin rankının ne olduğunu sormak için yeterince konuştum. Rank ne o zaman? Matrisin rankı ne? Böylece bir 5'e 4 matris var. Onun sıfır uzayının bir boyutlu olduğunu tespit ettim. Kaç tane bağımsız sütunumuz var? Rank ne? Rank 3. Ve ilk 3 sütun ya da aslında herhangi bir 3 sütun bağımsız olacak. Herhangi 3 voltaj bağımsız. Güzel değişkenler. 4. voltaj değil. Ayarlamamız gerek. Ve genelde bu köşeyi topraklarız. Tamam. Rank 3'tür. Rank eşit 3. Tamam. Bakalım, sütun uzayları hakkında soru sormak istiyor muyum? Sütun uzayı şu sütunların bütün bileşimidir. Onun hakkında daha fazlasını da söyleyebilirim ve söyleyeceğim de. A devriğin
sıfır uzayına gidelim. Çünkü A devrik Y eşittir sıfır denklemi belki de uygulamalı matematiğin en temel denklemidir. Tamam. Bunun hakkında konuşalım. O ilginizi hak ediyor. A devrik Y eşit sıfır. Bunu buraya yazayım. Tamam. Peki. A devrik çarpı Y eşittir 0. Peki. Şimdi A devriğin 0 uzayını bulacağım. A ve onun boyutunu sorsam ne olduğunu bana söyleyebilirsiniz. A devriğin 0 uzayının boyutu nedir? Bu soruyu cevaplamak için yeteri kadar bilgiye sahibiz. A devriğin 0 uzayının boyutu için genel formül neydi? A devrik, hatta A devriği açıkça yazayım. Bu A devrik N'ye M olacak, değil mi? N'ye M. Bu durumda 4'e 5'lik olacak. Bu sütunlar satırlara dönüşecek. Şimdi birinci satırda eksi 1, 0, eksi 1, eksi 1, 0 var. Matrisin ikinci satırı 1, eksi 1 ve 3 tane 0. Üçüncü sütun şimdi üçüncü satır oluyor. 0, 1, 1, 0, eksi 1. Ve dördüncü sütun dördüncü satır olur. Tamam, güzel. İşte size A devrik. Bu Y yani Y1, Y2, Y3, Y4 ve Y5 ile çarpılacak. Tamam. Şimdi bu soruyu düşünmek için zamanımız olmuştu. Sıfır uzayının boyutu ne? Eğer bütün bunları yaparsam... Wow. Genellikle bazen bu dönem boyunca bu silgilerden birini arka tarafa düşürdüm. Bu harika bir an. Kurtuluşu yok. Arkada yılların silgisi var. Pekala, tamam. Sıfır uzayının boyutu ne? Önce R cinsinden, sonra M ve N cinsinden genel formülü verin. Bu çok önemli. Boyutun ne anlama geldiğine karar vermek için çok uğraştık. Ve sonra rankı R olan M'ye N matrisi için neye eşit olduğunu anladık. Ve cevap M-R idi, değil mi? A devriğin sütun sayısı M eşittir 5. M eşittir 5 tane eleman var. Ve bu sütunların R tanesi pivot sütundur. Çünkü onun R tane pivotu var. Ve onun rankı R'dir. Ve M eksi R devrik için serbest olandır. Yani bu 5 eksi 3, 2 olur. Ve bu sıfır uzayını bulmak istiyorum. Onun boyutunu biliyorum. Şimdi onun için bir taban bulmak istiyorum. Ve bu denklemin ne olduğunu anlamak istiyorum. Böylece A devrik Y'nin aslında neyi temsil ettiğini, bu denklemle niçin ilgilendiğimi söyleyeyim. Şu eski silgileri bırakacağım ve bununla devam edeceğim. İşte uygulamalı matematiğin büyük resmi burada. Peki, bunu tamamlayayım. Voltaj farklarını akımla bağlayan C diyeceğim bir matris var. Yani bunları arayacağım. Bu Y1, Y2, Y3, Y4 ve Y5 kenarları üzerinde akımlar var. Bunlar kenarlar üzerindeki akımlar olur. Ve akımla voltaj farkları arasındaki bu ilişki Ohm kanunudur. Buradaki Ohm kanunudur. Ohm kanunu bir kenar üzerindeki akımın bir sayı çarpı voltaj düşüşüne eşit olduğunu söyler. Bu ve şu sayı
Bu kenarın iletkenliği 1 bölü dirençtir. Bu eski, yani önceki akım. Ve bu akım direnç ve voltajdaki değişim arasındaki ilişkiyi verir. Akımın olmasına sebep olan bu voltajdaki değişimdir. Ve ne kadar akım olduğunu söyleyen de Ohm kanunudur. Tamam. Ve bu yapının son adımı A devrik Y eşit 0 denklemidir. Ve bu ne söylüyor? Onun meşhur bir ismi var. O Kirchhoff akım kanunudur. KAK, Kirchhoff akım kanunu. A devrik Y eşittir 0. Böylece bunu çözdüğüm zaman ve bu kara tahtaya geri dönüp A devrik Y eşit 0'ı çözdüğümde bu kalıbı görmenizi istiyorum. Dikdörtgensel bir matrisimiz vardı ama bu gerçek uygulamalar A ve A devrikten geliyorlar. Böylece bizim 4 alt uzayımız tam da bilmemiz gereken doğru şeyler. Hadi A devriğin 0 uzayını bulalım. Bir dakika bekleyin. Nereye gitti? İşte burada. Tamam. A devriğin 0 uzayı. Onun boyutunun ne olması gerektiğini biliyoruz. Hadi bulalım. Bana onun içindeki bir vektörü söyleyin. Şimdi size ne soruyorum? Kirchhoff akım kanununu sağlayan bu 5 akımı bulmanızı istiyorum. Yani bu kanunun ne söylediğini anlasak iyi olur. Bu kanun A devrik Y eşit 0. Bu A devriğin birinci satırı için ne diyor? Bu diyor ki A devriğin birinci satırı eksi Y1, eksi Y3, eksi Y4'ün 0 olduğunu söylüyor. İzin verin grafiği yeniden çizeyim. Grafiği yeniden belki buraya çizebilir miyim? Ve böylece tekrar görebiliriz. Köşe 1, köşe 2, köşe 3 vardı. Köşe 4 burada dışarıdaydı. Bu bizim grafiğimizdi. Onlar üzerinde akımlar vardı. Bir Y1 akımı buraya gidiyordu. Bir Y akımı vardı. Başka ne vardı? Bunların kenar numaraları neydi? Y4 burada ve Y3 burada. Ve sonra bir Y2 ve bir tane de Y5. Şimdi diğer tahtadakileri kopyalıyorum. Bunu görmek işimize yarayacak. Bu denklem bana ne söylüyor? Kirchhoff'un akım kanununun birincisi. Bu grafik açısından ne anlama geliyor? Y1, Y3 ve Y4'ü birinci köşeden çıkan akımlar olarak görüyorum. Dolayısıyla birinci denklem birinci köşeyi ilgilendiriyor ve ne diyor? Toplam akışın 0 olduğunu söylüyor. A devrik Y denkleminin Kirchhoff kanununun bir denge denklemi olduğunu, bir koruma kanunu olduğunu. Fizikçiler bu konularla çok keyiflenecekler. Söylediği giren çıkana eşit ve bizim durumda her 3 okta dışarı doğru gidiyor. Ve bu kural bize Y1 artı Y3 artı Y4'ün 0'a eşit olduğunu söylüyor. Şimdi diğerine bakalım. İkinci satır Y1 eksi Y2. Bu satırda sadece bu var. Ve bunun köşe 2 ile bir ilişkisi olmalı. Ve yine Y1 eşit Y2 giren akım çıkana eşittir diyor. Üçüncü satır Y2 artı Y3 eksi Y5 eşittir 0. Bu da üçüncü köşe ile ilgili. Y2 giriyor, Y3 giriyor, Y5 çıkıyor ve denge sağlanıyor. Ve en sonunda Y4 artı Y5 eşittir 0'ın dediği bu köşedeki toplam akışın 0 oldu.
Bildiğiniz gibi köşelerde şarj toplanmaz. Etrafta dolanır. Şimdi yine doğrusalcı bir sorusuna geri dönelim. Bu denklemleri çözen y vektörü nedir? Grafiğe bakarsak bu matrisin yani A devriğin sıfır uzayını görebiliyor muyum? Yok etme yapmaya mecbur kalmazsam sevinirim. Yok etme uygulayabilirim. Bunu nasıl yapacağımızı biliyoruz. Sıfır uzayını nasıl bulacağımızı biliyoruz. Bu matrise yok etme yöntemini uygulayabilirim. Ve güzel bir indirgenmiş basamaklı biçim elde edeceğiz. Ve özel çözümler hemen kendilerini gösterecek. Ancak bunu yapmadan çözüm elde etmek isteriz. Önce şunu sorayım. Eğer şu matrise yok etme yöntemini uyguluyor olsaydık, son satır ne olurdu? Son satır ne olacak? Yok etmeyi uyguladığımda bu matrisin son satırı R hep 0 olacak, değil mi? Niye? Çünkü rankımız 3. Yalnızca 3 pivotumuz olacak. Ve yok etmeyi uyguladığımızda son satırda yalnızca 0 olacak. Yok etme yöntemi daha önce fark ettiğimizi söyleyecek. 0 uzayının ne olduğunu, tüm bilgiyi, bağımlılıkların ne olduğunu belirleyecek. Bunları yok etmeyle elde edeceğiz. Ama burada gerçek örnek var ve sonucu düşünerek de bulabilirim. Şimdi sorum, y için bir çözüm ne olabilir? Akım köşelerde hiç şarj biriktirmeden bu ağ boyunca nasıl dolanır? Bir tane y söyleyeyim. Tamam. A devriğin sıfır uzayı için bir taban. Kaç tane vektör arıyorum? 2. 2 boyutlu bir uzay. Tabanımda 2 vektör olacak. Birini söyleyeyim bana. Bir akım kümesi. Hadi ben başlatayım. Y1 ile başlayalım. Tamam. Dolayısıyla bir birim 1 amper okun yönünde ilerliyor. Peki sonra Y2 ne olur? O da 1'e eşit, değil mi? Ve yapmış olduğunuz ikinci denklemde Kirchhoff'un akım kuralını çözmüş oluyorsunuz. Tamam. Şimdi 1 amperimiz birinci köşeyi bırakıp üçüncü köşeye geliyor. Şimdi ne yapacağız? Başka bir deyişle Y3'e ne değer vereceğim? Bir seçimim var. Ama sizin söylediğinizi niye yapmayalım ki? Eksi 1 değerini verelim. Demek ki 1 amperlik bir akımı bu döngü etrafında akıtıyorum. Bu durumda Y4 ve Y5 ne olur? Bunları 0 kabul edebiliriz. Bu Kirchhoff kanununu sağlar. Bunu sabırla kontrol edebiliriz. Bakalım Y1-Y3 0 veriyor mu? Y1'in Y2'ye eşit olduğunu biliyoruz. Diğerleri yani Y4 artı Y5 tabii ki 0 olur. Bir döngü boyunca her akım akım kanununu sağlar. Tamam. Şimdi başka bir tanesi nasıl alacağınızı biliyorsunuz. Şu döngü etrafındaki akımı alın. Şimdi Y3 eşit 1, Y5 eşit 1 ve Y4 eşittir eksi 1 olsun. Ve şimdi ilk taban vektörümüz bu döngünün etrafına akım yolluyor. İkinci taban vektörümüz ise şunun etrafına. Ve bunlar bağımsızdırlar. Ve iki çözüm A devriğin sıfır uzayında olan iki vektör. Kirchhoff'un akım kanununa iki çözüm. Tabii ki şunu sorabilirsiniz. Büyük döngünün etrafına akım yollarsak ne olur? Y1 eşit 1. Y2 eşit 1. Y3'e bir şey koymalıyız. Y5 eşit 1 ve Y4 eşit eksi 1 olur. Buna ne demeli? Bu A devriğin sıfır uzayında var mı? Tabii ki var. Tabanda bir üçüncü vektörümüz niye yok?
Çünkü o bağımsız değil. Doğru mu? Bağımsız değil. Bu vektör diğer ikisinin toplamıdır. Onun ve şunun etrafına bir akım gönderseydim, o zaman bu y üçkenarı üzerinde dengeleneceklerdi ve bütün akımlar dış döngü etrafında oluşacaktı. İşte burada olan bu. Ama bu o ikisinin bir bileşimi. Şimdi ne yapmış olduğumu görebiliyor musunuz? A devriğin sıfır uzayını tanımlamış oldum. Ama ve bunun da ötesinde Kirchhoff'un akım kanununu çözmüş oldum. Ve devre cinsinden anlamış oldum. Tamam. Bu A devriğin sıfır uzayı. Sanırım her zaman size sorabileceğim bir uzay daha var. Bakalım, sanırım A'nın satır uzayına ihtiyacım var. Ve A devriğinde sütun uzayına. Şimdi N nedir? Onun boyutu ne olur? A'nın satır uzayının boyutu ne? Orijinal A'ya bakarsam 5 satır vardı. Bunlardan kaç tanesi bağımsızdı? Ya sanırım size yine rank soruyorum, değil mi? Ve cevap 3 olacak, değil mi? 3 bağımsız satır. Bunun devriğini aldığımda 3 bağımsız sütun olur. Şu sütunlar bağımsız mı, şu üçü? İlk 3 sütun matrisin pivot sütunları mı? Hayır. Bu 3 sütun bağımsız değil. Aslında bu sütunlar arası bir ilişkiyi gösteriyor. Sıfır uzayında öyle bir vektör var ki bize birinci sütun artı ikinci sütun eşittir üçüncü sütun diyor. Bağımsız değiller. Çünkü bir döngüden geliyorlar. Demek ki pivot sütunlarımız, matrisimizin pivot sütunlarının birincisi, ikincisi, üçüncüsü değil ama dördüncüsü olacak. Sütun 1, 2 ve 4 tamamdır. Bunlar nedir? Bunlar A devriğin sütunlarıdır ve kenarlarımıza karşılık gelirler. Şurada kenar 1, şurası kenar 2 ve şurası da kenar 4. Burada sanki daha küçük bir grafik var gibi. Grafiğin bu bölümüne bakarsam kalın olan kalın çizgileri kullandım. Dört köşemiz var. Ancak yalnızca üç kenarımız var. Ve bu kenarlar bağımsız adamlara karşılık geliyor. Ve şuradaki grafikte bu üç kenar bir döngü oluşturmuyorlar, değil mi? Bağımsız olanlar bir döngü oluşturmayanlar. Bütün bağımlılıklar döngülerden geliyor. Bunlar A devriğin sıfır uzayında olanlar. Eğer pivot sütunlarını alırsam bunların arasında bağımlılıklar yok. Ve döngüsü olmayan bir grafik oluştururlar. Ve şimdi size sorayım. Döngüsel olmayan grafiğin adı ne? Demek ki döngü oluşturmayan bir grafiği çok fazla sayıda kenarı olmaz, değil mi? Dört köşem olduğu halde sadece üç kenarım var. Ve yeni bir kenar eklersem bir döngüm oluşur. Demek ki döngüsüz grafik. Ve bu A'nın satırlarının bağımsız olduğu bir grafik. Ve döngüleri olmayan grafiğe ne deriz? Buna ağaç deriz. Demek ki ağaç döngüsü olmayan grafiktir. Son bir adım daha gidelim. Boyut için olan formülümüzü kullanacağız. Boyut formülünü kullanarak bu formüle bir göz atalım. A devriğin sıfır uzayının boyutu M eksi R'dir. Tamam. Bu sayı döngülerin sayısı. Bağımsız döngülerin sayısı. M ise kenar sayısıdır.
Peki R nedir? Bizim durumumuzda R nedir? Geriye gidip hatırlamanız gerekir. Rankı matrisin sütunlarına bakarak buluyorduk. Buna göre rankımız ne? Hatırlayalım bakalım. Hatırlarsanız tek boyutlu bir şeyimiz vardı. Ve rank n-1'di. Ve söylemek için yatırımım da bu. Çünkü n köşeden gelen n sütunumuz vardı. Ve dolayısıyla bu eksi köşe sayısı -1 olur. C yüzünden olmuştu. Şu sıfır uzayındaki 1, 1, 1, 1 vektörü yüzünden. Sütunlar bağımsız değildi. Tek bir bağımlılık vardı. Dolayısıyla n-1'e ihtiyacımız var. Bu muhteşem bir formül. Şimdi bunu biraz farklı yazmaya çalışacağım. Kenar sayısı, her şeyi doğru yerine koyayım. Kenar sayısı m eksi bu sayı, yani m eksi r. Tamam. Köşe sayısını öteki tarafa yazayım. Buna göre köşe sayısı, diğer tarafa gideceğim, eksi kenar sayısı artı döngü sayısı. Eksi eksi 1 bana 1'i verir. Köşe sayısı eksi kenar sayısı artı döngü sayısı bize 1'i verir. Bu sıfır boyutlu adamlara benziyor. Bunlar grafik üzerindeki noktalar. Köşeleri birleştiren noktalar. Döngüler iki boyutlu şeyler gibi. Bunların bir anlamda bir alanları var. Ve bu sayma şekli tüm grafikler için geçerlidir. Bu Euler formülü olarak bilinir. Euler yine karşımıza çıktı. Bu adam hiç durmadı. Tamam. Kontrol edebilir miyiz? Ne diyordum? Söylediğim doğrusal cebirin Euler formülünü çözüyor olduğu. Euler formülü grafik topolojisiyle ilgili muhteşem bir olgu. Yeni bir grafik çizeyim. Daha çok kenarı ve köşesi olan bir grafik. Bir sürü koyayım. İşte. Şurada bir grafik çizdim. Formül içindeki bu değerler neler? Kaç tane köşem var? 5 gibi gözüküyor. Kaç tane kenarım var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaç tane döngüm var? 1, 2, 3. Ve Euler haklıydı. Her zaman bir tane var. Bu formül bu değerlerin arasındaki ilişkiyi anlamanız için çok önemli. Köşe sayısı, kenar sayısı ve döngü sayısı arasındaki ilişkiyi. Tamam. Bu dersi tamamlamak için şu resmi tamamlamaya çalışayım. Şuna geri gelelim. Bu ifade uygulamalı matematiğin denklemlerini ifade ediyor. Bunlara voltaj farkları diyeyim. Örneğin E. Demek ki E eşittir AX. Bu şu adımın denklemi. Akımlar voltaj farkından oluşur. Y eşittir CE. Voltaj, akım, Kirchhoff akım kanununu sağlar. Bunlar bir kaynak terimleri olmadan elde ettiğim denklemler. Bu denklemler elektrik devrelerinin en önemli 3 denklemi. Uygulamalı matematik bu yapıya oturuyor. Burada elimde olmayan tek şey hareketi tetikleyecek bir dış kaynak. Şuraya bir akım üretici koyabilirdim. Köşelerde girip çıkacak dış akımlar yazabilirim. Kenarlara piller koyabilirim. Bunlar iki yöntemimiz.
Eğer uçları piller eklersem şuralara gelirler. Akım üretici ekleyeyim. Eğer akım üreticileri eklersem buralara gelirler. İşte burada. Akım üreticilerinin geldiği yer burası. Çünkü F dıştan gelen bir akım gibi. Demek ki kenarlarımız var, grafiğimiz var ve sonra bu köşeye 1 amperlik akım yollayıp çıkarıyorum. Ve bu da Kirchhoff kanununun sağ tarafını veriyor. Ve şimdi dersi bitirmek için bu üç denklemi bir araya getireceğim. Demek ki bilinmeyen x ile başlıyorum. Bunu a ile çarpıyorum. Bu bana voltaj farkını veriyor. Bu tüm işin başladığı A matrisimiz. Sonra da C ile çarpıyorum. Bu fiziksel sabitler, Ohm kuralındaki sabitler. Şimdi Y var. Y'yi A'nın devriyle çarpıyorum ve şimdi F oldu. Tüm yaptığımız bundan ibaret. İşte bu uygulamalı matematiğin temel denklemi. Tümü bu üç aşamadan geliyor. Son aşama da dengeleme denklemi. Daima aranacak bir denge denklemi vardır. Bunlar uygulamalı matematiğin en temel denklemleridir. Derken denge noktasındaki demeliyim. Bu probleme zaman girmiyor. Newton kuralı burada işin içine girmiyor. Denklemlere her şey olup bittikten sonra bakıyorum. Akımlar devre içine dağıldıktan sonra bakıyorum. Ve tabii ki çözülmesi gerekli büyük kodlar var. Bu sayısal doğrusal cebirin denklem sistemleri çözümündeki en önemli problemi. Çünkü bunlar oradan geliyor. Ve son sorum. Bana A devrik CA matrisi için ne söyleyebilirsiniz? Hatta A devrik A için bu soruyla dersi bitireceğim. A devrik A matrisi hakkında ne biliyorsunuz? Her zaman simetriktir, değil mi? Tamam, teşekkürler. Gelecek derste görüşmek üzere.